Hoş geldin. Allah razı olsun. Teşekkürler. Allah razı olsun. Hoş geldiniz Sefer. Köye gidelim. Ulan memnun olduk. Geldiğinizde paşalarına gidip size ben... Eyvallah. Sen genel başkanım. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başkanım hoş geldin başkanım. Sizi çok seviyorum. Çok seviyoruz. Hep siz. Ben de sizi seviyorum. Hiç endişeden değil. Bu memlekete huzuru getirdik. Allah razı olsun. Sayın genel başkanım onların istekleri hüdütlerin açılmasıdır. Sen konuştuk. Yani bütün dertlerimiz hüdütlerimiz. Açılacak. İyi komşuluk yapılacak. Hepsi açılacak. Allah sizin bir değerleri başımızdan eksik etmesin. Amin. Allah'a. Buradan yukarı doğru gideceğiz. Evet, geniş çalışmasak. Evet, beyler, geniş çalışmasak bir yere varamayız. Arkadaşlar, geniş. Geniş arıyoruz. Açacağım. Siz bir genişlersiniz. Evet. Evinizde ne eksik varsa... Kardeşim, pardon. Deha, gel. Ben tamamını karşılıyorum. Tamam mı? Arkadaşlar, bir şey alalım. Biraz gerilim istersen. Hanımlar ne istiyorlar? Genel Başkan Mehmet ve Yiğit'ten. Benim çıkarsın ben hem iyi Evlerin yapılması lazım. Sizin de o biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sadece evi değil, evin içindeki bütün ihtiyaçları da karşılayacağız. Ben muhtarıma söyledim. Tespitini yapın. Her bir ev itibariyle. Kadınlar ne istiyorsa hepsi. Buzdolabı istiyor, buzdolabı. Çamaşır makinesi, çamaşır makinesi. Hepsini sağlayacağım. Çok sağ olun. Buraya gelecek, yeter ki siz evinizde huzur içinde yaşayın. En büyük arzumuz da bu. Sağ olun, siz de hoş geldiniz. Efendim? Ev işte ev, eğer var olan evler tamir edilecek, bakılacaksa yaparız. Onu da yapacağız. Yani biz eğer yeni bir evse muhtar ihtiyacı verilecek. Her bir ihtiyacı. Biz ona göre yapacağız. Çünkü ben bugün buradayım, yarın burada değilim. Ama muhtar burada. Muhtar bütün ihtiyaçları bize bildirecek. Biz de o ihtiyaçların tamamını karşılayacağız. AFAD yetkilileri de burada. Onlara da teşekkür edelim. Onlar da afet sırasında buraya geldiler. Yardım ediyorlar, hala ediyorlar. Onlara da yürekten teşekkür ederiz. Yani hepimiz siz evlerinizde rahat edin, huzur içinde yaşayın diye elimizden geleni yapacağız. Yeter ki aile bebek mutlu olsun. Güzel. Hadi bakalım. Hadi Allah bağışlasın. Basına izin verin. Şöyle bir açısından başkan da görelim. Her şey çok güzel oldu. Aynen geniş açım. Arkadaşlar bak yer çok. Biraz çekim yapsın. Herkes çekim yapsın. Beyler. Bak. Büyük sıkıntı yaşadınız. Evet maalesef. Evet. Okula gidiyor musun? Evet gidiyorum. Kaç yaşındasın? 11. sınıf. 11. sınıf. Evet. Hedefin ne olacaksın? Avukat olmak istiyorum ben. Hadi bakalım. Avukat olmak için biraz matematiği iyi yapacaksın. Tamam mı? Maalesef. Sayın başkanım ben ev yaptım. Ne varsa ona harcadım. Sert hepsini götürürüz şu anda. Çocuğumla birlikte dışarıdayız. Komşularda falan. Şimdi şöyle yaptım. Muhtar arkadaşıma söyledim. Her bir hanenin ne eksiği varsa hepsini sağlayacağız. Ben bugün buradayım, yarın yokum. Dolayısıyla muhtar bize yazacak. İl başkanımız burada, ilçe başkanımız burada. Diyecek ki şu evin
buzdolabına, çamaşır makinesine, televizyonuna neye ihtiyaç varsa muhtarımız bize bildirecek. Muhtarımız bize bildirecek, biz size göndereceğiz. Valla ne varsa ne yoksa o eve harcadım. İşte yani biz size elimizden gelen her türlü yardımı yapacağız. Tamam mı? Geldim hani durumunuz doğru, iyi değil. Büyük bir sıkıntı yaşadınız. Allah'tan can kaybı yok. Yani mala geldi ama onu da inşallah telafi edeceğiz. Hep beraber telafi edeceğiz. Sayın Genel Başkanım, evet. O eve ne giderse masrafı ben yapayım. Sayın Genel Başkanım. Eyvallah. Eyvallah. Sen de yap. Eyvallah. Tamam. Tamam. Sen yap. Sen de yap. Tamam. Zaten bütün köye yapacağız. Bütün köye yani. Herkes evinde tamam, huzur içinde yaşayacak. Ben yapacağım. Allah razı olsun. Genel başkanımın hatırı tamam, için onu tamam. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Hadi hoşça kalın. 14 kişi mahsur kaldık. Sonra kuzenimin birisi epilepsi hastasıydı. 75 yaşında kanser hastası benim bir halam vardı. Ben annemle 13 yaşındaki kardeşim onu kurtarmak için sırtımızda taşıdık ve eğer hani bizim dama çıkan bir yolumuz olmasaydı şu an Allah korusun o evin altında 14 tane ceset çıkarabilirdiniz. Ve evimizin yıkılacağı haberi var. Aynı zamanda geçen de vali galiba geldi. Evet. Konuşmaya çalıştığında bize sadece hani güvence istedik biz. Çünkü başımıza sokacak bir yerimiz olmalı. Tabii. Ve bize söyledikleri şey şöyle hani bir konut. Ve biz o evde hani 3 tane evimiz vardı ve 3'ü şu an hani harap bir şekilde. Aynen. Biri belki tamir edilebilir ama 2 tanesi tamamen gitti ve 18 kişiyiz biz. Tamam. 18 kişi için tamam. Ben kendi adıma güvence istiyorum ve şu an hani bu psikolojiyle nasıl üniversite sınavına hazırlanacağımı bile bilmiyorum. Şimdi bir moralinizi bozmayın. Üniversite sınavlarına hazırlan. Üniversite sınavlarına hazırlanmak için bir sorunla karşılaşırsan mutlaka bana haber ver. İl başkanımız burada. İl başkanımız burada. Ev konusunda da ne gerekiyorsa yapacağız. Ne gerekiyorsa. Tabii ben mimar değilim, mühendis değilim ama geldim, gördüm. Kimin ne eksiği varsa. Sadece evi yapmayacağız. Sadece evi yapmayacağız. Evin içinde yeniden buzdolabı, çamaşır makinesi ne ihtiyaç varsa hepsini karşılayacağız. Tamam mı? Dolayısıyla moralinizi bozmayın. Can kaybı olmaması bizim de en büyük sevincimiz. Mala geldi, zarar. Onu da inşallah hep beraber karşılayacağız. Siz yeter ki çalışın, kazanın, üniversiteyi okuyun. Hedefin ne? Ne olmak istiyorsun? Ya hedefim aslında tam şeyden ama İngilizce olacak şekilde ben radyo televizyon okumak istiyorum. Radyo şahsen. Televizyon. Evet. Maşallah. Fena sayılmazsın. İyi de anlatıyorsun. Hadi bakalım radyo televizyon. İyi bir muhabir sonra iyi bir yönetmen olursun. Hadi bakalım. Teşekkür ederiz. Estağfurullah. Hadi hoşça kalın. Geçmiş olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Eyvallah. Hoşçakalın. Başkanım sizden de razı olsun. Teşekkür ederiz. İşte o evlerden bir tanesi bu şu anda. Yıkılacak ya tamam. Dedim ya. İşte tamam. Lütfen onunla ilgilenin. Çünkü hepsiyle ilgileneceğiz. Hepsiyle ilgileneceğiz. Hiç tamam, meraklanmayın. Sadece evle değil, evin içiyle de ilgileneceğiz. Tamam, çok evin teşekkür ederim. Evin içinde. Teşekkür ederim. İhtiyacınız ne varsa muhtara yazdırır. Çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon. Ne istiyorsa hepsini karşılayacağız. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Kimin ne eksiği varsa. Ev konusunda, evin eşyaları konusunda ne eksiği varsa hepsini bize bildirecek. Çünkü ben bugün buradayım, yarın burada değilim. Ama muhtarımız sağ olsun bir liste yapacak, bana bildirecek. Ben o listeye uygun olarak, hoş bulduk. O listeye uygun olarak bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacağız. Yazdırmayı unutmayın. Çamaşır makinesi olur, efendim buzdolabı olur, televizyon olur. Bilmiyorum sizin ne ihtiyacınız varsa hepsini karşılayacağız. Ev konusunda da elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bir taziye evi var onu yapacağız. Üstüne cami yapılacaktı onu yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Birlikte beraber bu memlekete huzuru getireceğiz. Beraber. Sizin acınız bizim acımız. Hep beraber bunları telafi edeceğiz. Tamam mı? Bütün senin bütün teşkilatlarıyla hepimize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Çok çok hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Maşallah. Maşallah. Hoş geldiniz. Sayın başkanım. Sayın başkanım. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sayın başkanım. Kendi çocuğum var. Mala durumumuz çok kötü. Hiçbir şey kalmadı. Ne arsa ne arsa.
ev, ne hiçbir şey yok. Bunlar hepsi benim çocuğumdur. Yani madde durumumuz çok kötü. Kurtar da anons yaptı dedi, herkes evden çıkın. Şey gelir, ser gelir. Biz de çıktık, biz de evden çıktık. Buna da teşekkür ediyorum çünkü geçmek olmasa lazım. Muhtar çünkü olmasa belki hasar çok daha tabii, fazla olurdu. Tabii öyle de olur. Senin o yardımcılara da hepsi teşekkür ediyorum. Onlar da kaç gündür bizi uğraşıyorlar, bize her şeyi yardım getiriyorlar. Kimse onlara da hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olun. Herkese de o gelen insanlara da hepsine de teşekkür ediyorum. Tamam biz de teşekkür ederiz. Abi soldan yürüyoruz. Soldan yürüyoruz. Artık sondur. Biz artık. Sayın Bakan, hoş geldiniz. Artık son açıklama yerine gideceğiz. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Seni gördün, ailesini gördün, o teşkilatlarıyla kimse hiçbir şey de yapamazsa yine teşekkür ediyorum. Yok yok yapacağım. Yine teşekkür ediyorum. Çocukların dersleri nasıl? Gelmenize bize teşekkür ediyorum. Çocukların dersleri nasıl? Vallahi iyidir bana. Asker mi olacaksın sen? Hadi bakalım. Bizim jandarma askerin içine girdiler. Öyle de diyor biz asker olalım, rütbeli olalım. Biz de vatandaşı korktuk. Kurtaralım. Güzel. Tamam. Buradayım. Sorun değil. Başkanımıza verecek. Ben bunların tamamını karşılayacağım. Efendim, paneldeydi, yataktı, çamaşır makinesiydi. Tamamını karşılayacağım. Sayın Başkan, sizin gelmezseniz bizi her şeyi unutabilirdik. Sağ olun. Sağ olun. Onun kadar güzel yeter. Ben onların tamamını karşılayacağım. Çocukların ihtiyaçları olabilir. Çocukların ihtiyaçları. Hepsini, bütün ihtiyaçlarınızı yazın. İnşallah tamamını karşılayacağız. Çünkü biz her vatandaşımızın huzur içinde evinde oturmasını isteriz. Bir felaket geldi, doğru. Bakın bütün Türkiye ekibimiz, hepimiz beraberiz. Sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak için biz de geldik. Sağ olun, var olun. İyi karşıladınız. Biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sağ ol başkan. Alkış başkanımıza. Hadi devam edeceğiz. Şöyle bir şöyle tercih edeceğiz. Hadi yayın kaleye inşallah. Gel sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Duanı eksik etme. Dedim daha eski bileket adı. 5 numaralı ev. Çamaşır makinesi, buzdolabı, yatak. Ne bilmiyorum. Ne kaybım var. Çocuk yazdıracaksın. Sayın Başkanımız o sözü verdi. Tamamını trafiğe gireceğim. İstanbul'dan size göndereceğim. Çok teşekkür ederim. Minnettar. Siz yazdıracaksınız. Ben bilmiyorum. Ben buradayım. Yarın.